Merhabalar, ben Deniz Doktor Barış Tunçbilek. Bugünkü sorumuz çok basit ama aslında çok önemli bir soru. Sizi neler endişelendirir diye bir soruyla karşılaşırsanız nasıl cevap vermelisiniz? Bu soru asla ve asla dediğim tipte sorulardan bir tanesi. Bu soruya asla ve asla beni şu endişelendirir diye cevap vermemelisiniz. Bakın tekrar ediyorum. Asla ve asla. Endişeli insanlar çok büyük yüzdeyle, belki %90'ın bile üzerinde gelecek endişesi taşırlar. Aslında endişelerinin sebebi gelecekle alakalıdır. Bir şirketse yeni bir personel aramaya başladığı zaman aslında geleceğini inşa etmek istiyordur. Endişeleri olan insanlar yeni bir şirketin geleceğini inşa etmesi noktasında doğru seçimler değildir. Dolayısıyla biz asla ve asla endişeleniyorum dememeliyiz. Endişeli insanlara mesela siz olsanız sürekli endişe ediyorum diyen insana bir proje verir misiniz? Peki bu soruya nasıl cevap vermeliyiz? Aslında çok basit ama soru çok önemli. Yani endişeleniyorum deyip anlatan insanın görüşmesi o anda da biter. Bunu söyleyeyim. Peki cevabı nasıl veriyoruz? Çok basit. Mesela şunu diyebilirsiniz. Ben düşüncelerimde takıldığım noktaları endişe kelimesiyle anlamlandırmıyorum. İş hayatımda takıldığım noktalar olabilir. Ama ben hedef odaklı bir insan olduğum için hedeflerime ulaşmak adına moralimi bozabilecek ya da beni endişelendirebilecek süreçleri dikkate almaz, işime odaklanırım ve işimi tamamlayarak endişe noktalarının yok olması için gayret gösteririm demelisiniz. Bakın bu %100 doğru cevaptır. Her yerde geçerlidir. Geçerli olmayacağı hiçbir yer yoktur. Çünkü neden siz ne diyorsunuz? Ben burada endişe etmek yerine problemlerle yüzleşmeyi tercih ederim diyorsunuz. Endişe insanların gene çok büyük bir yüzdesi ne yazık ki problemlerle yüzleşemezler. Ve cevap arıyor olmak mizacın çok önemli ön şartlarından bir tanesidir. Yani mesela endişe faktörü genellikle üst-as ilişkileriyle ilgili sorularda ortaya çıkar. İşte iki faktör verilir. Eski videolarımızdan hatırlıyorsunuz. Bir de işte yönetici faktörü konur stres olarak. Endişenizi de ölçerler. Stres faktörü demiştim ben eski videolarımızda. Evet, endişe faktörü gelecekle ilgili problemleri sizin kapsayabilme, kontrol edebilme, şekillendirebilme kapasitenizi işaret eder. Eğer bu soruya da bu şekilde cevap verirseniz ben hiçbir şekilde problem yaşayacağınıza inanmamaktayım. Efendim bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzla ilgili sorularınız varsa lütfen sormaktan çekinmeyiniz. Ben videoları sık sık kontrol ediyor oluyorum ve elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışıyorum. Ayrıca bu videonun yazılı metinlerini www.tunçbilekreklam.com.tr adresinde sizlere makale olarak sunmaktayım. Tunç Bilek Reklam'ın sahip olduğu bu internet gazetesinde köşe yazıları da yazmaktayım. Diğer yazılarıma da bakabilirsiniz. Aynı zamanda birçok yazarımız var ve bunlara da göz atabilirsiniz. Aynı zamanda gazetemizde günlük Türkiye'den ve dünyadan haberler var. İş ilanları var. İş ilanlarına bakabilirsiniz. Ya da iş ilanlarınızı ücretsiz olarak verebilirsiniz. Ya da firma rehberimizden firmanızı kaydedebilirsiniz. Ya da diğer firmalara, ihtiyacınız olan firmalara göz atabilirsiniz. Bunun haricinde az önce bahsettiğim gibi biz yeni yazarlar her zaman arıyoruz. Yazarlarımız var demiştim biliyorsunuz. Ve aynı zamanda YouTube kanalımız için içerik üreticilerine kanalımızın da kapılarını açıyoruz. Eğer uzman olduğunuz konularda yazı yazmak, köşe yazarı olmak ister, sektörünüzde bilinen bir isim haline gelmek isterseniz bizim size kapımız açık. Neden bize ulaşmayasınız? Aynı şekilde YouTube için de içerik üreticileriyle, içerik üretmek isteyen YouTube için ama ne yapacağını bilmeyen kişiler için de şöyle bir çözümümüz var. Bizimle iletişime geçin. Eğer detaylar konusunda anlaşabilirsek biz sizlerle çalışmayı çok isteriz. Konusunda uzman ve tecrübeli insanlarla. Neden olmasın efendim? Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.